Evimde çekirdek kahve öğütmek istiyorum, uygun fiyatlı yapmak istiyorum ama doğru ürünü bulamıyorum diyorsanız bu video tam sizin için. Herkese merhaba, Kutlu Açılış videolarına kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyoruz. Bugün yanımızda küçük ama mükemmel bir kahve değirmeni var. Vosco'nun yeni ev tipi barista kahve değirmeniyle beraberiz. Kutusunu beraber açacağız, kullanacağız. İç boyuna aldanmayın, kullandıktan sonra sizin de fikirleriniz değişecek. Evet. Vosco ATP Barista Değirmeni. Oldukça güzel bir ürün getirmişler. Şahane özellikler bizi içinde bekliyor. Hadi hep beraber açalım. Bakalım bu ürün neler yapıyormuş, ne özellikleri varmış. Evet, içinden bir kullanım kılavuzu ve belgeleriyle çıkıyor. Her zaman olduğu gibi kolay bir kutu açılışı var. Çekince de ürün geldi. Hemen kartonlarını alıyoruz. Ve ürünümüz hazır. Burada hafifmiş. Oldukça şık bir ürün. Ön tarafından şöyle bir hazne çıkıyor. Hazinenin içinden güzel bir aparatlar var. Hemen hepsini açayım. Sonra da aparatları beraber sayalım. Oldukça fazla aparat var. Bitti. Açtım. Makinemizin kutu açılışını tamamladık. Çok fazla aparat varmış. Normalde bu kadar aparat çıkmıyor açıkçası. Ben bunu bir kenara alayım. Şu aparatları bir inceleyelim. İki tane portafiltre tutucu çıktı içinden farklı boylar için. Biri 58, biri de 53 sanırım. Belki 54 de olabilir. Gerçi ikisine de uyacaktır. Bunu ön tarafa takıp kullanabiliyorsunuz. Beraber test edeceğiz. Ön tarafında kullanmanız için çok da şık bir hazne yollamışlar. Şurada max yazıyor. Muhtemelen bu 120 gram. Buradan daha fazla da alacak yeri var gibi görünüyor. Bir tane de fırça çıkıyor içinden. Buraya kadar standart malzemeler. İki malzeme var ki çok beğendim, çok iyi düşünülmüş. İki tane ring çekiyor içinden, yüzük de diyebiliriz buna. Eğer işin meraklısıysanız mutlaka görmüşsünüzdür. Bunu portafiltrenin etrafına böyle geçiriyorsunuz. Kahve döküldüğünde eğer bir de VDT tulumuz varsa böyle, şöyle bir şey. Bunun için döküldüğün hem etrafa saçılmasını engelliyor hem de bununla içerideki topaklanmaları giderirken etrafa saçılmasını, dağılmasını da engelliyorsunuz. Çok ucuz, çok basit bir aparat gibi görünebilir ama hayat kurtarıyor. Bunu koymuş olmaları çok şık bir hareket olmuş. Ben çok beğendim bunu. Ama şöyle bir aparat var ki çok şaşırdım bunu koymalarına. Çok basit, size böyle plastik bir madde gibi gelebilir ama bu açıkçası hayat kurtaracak bir aparat. Ki bunu paranıza da sonra alabileceğiniz bir aparat da değil. Yani bu herhangi bir makineyi alsam, bunu yaptırsam pek mümkün değil. Plastik enjeksiyonu oldukça önemli bir aparat. Bu aparatı hazinenin üstüne yerleştiriyorsunuz. Buraya da tabii standart kapağını takıyorsunuz. Siz buraya bastığınızda ev tipi değirmenlerde görmüşsünüzdür. 20 gram kahve öğüteceksiniz. Siz 20 gramı çalışırken atıyorsunuz, öğütmeye başlıyor. Buradan alıyorsunuz. Ancak içinde her ne olursa olsun, ne kadar iyi bir değirmen olursa olsun mutlaka bir miktar kalıyor ve bunun oradan uzaklaştırılması gerekiyor. Yani siz buraya 20 gram koyduğunuzda, örnek veriyorum, buradan 19 gram kahve alabiliyorsunuz. Peki 20 gram nasıl alabilirsiniz? İşte bu aparat sayesinde. Bu kapağı üstüne kapatırsınız ve siz makine çalışırken yapsanız daha iyi olur bunu. Makine çalışırken şuradan bastırırsanız içinde kalan tüm kahveleri mümkün olduğunca size geri verecek. Şu an kahve severler varsa beni çok iyi anlıyor bu konuda. Farklı kahveler denemek isteyen, işte kalıntıları uzaklaştırmak isteyen insanlar için gerçekten çok önemli ve ne verdiyseniz, yani en başta kaç gramlık kahve koyduysanız hemen hemen o kahveyi size geri verecek bu makine. Velev ki bundan çok randıman almadınız veya tamamen temizlemek istiyorsunuz. Bu konuda da temizliği inanılmaz basit bir makine. Son derece de rahat. Yakın çekimlerde muhtemelen arkadaşlarım gösterecek. Şurada bir klipsi var. Klipse bastığınızda bu kapağı çevirdiğinizde hemen çıkıyor ve bu şekilde de dışarı alabiliyorsunuz. Burada da bir bıçak sistemi var. Makinenin tüm kalbi burada görünüyor. Burada çok basit yapmışlar. Üst tarafta bir demir var. Tutup çevirdiğinizde komple artık bıçaklar, sistemler boş bir şekilde karşınızda. Burayı temizleyip hatta sonra kapağı kapatıp o pompalamayı da yapabilirsiniz veya ATP basit böyle plastik pompalara vardır. Onları basarak tüm kahveyi uzaklaştırabilirsiniz. Temizliği bu konuda çok basit. Takımı da son derece kolay bastırdım. Bastırıp çevirince olduğu yere oturuyor. Üstteki halde 320 gram. Bu 320 gramlık hazneni çevirerek tam 51 farklı ölçüde kahve öğütebiliyorsunuz. Bu espresso'dan filtre kahveye kadar tüm aralıkları kapsıyor. Hatta espresso'yu biraz fazla bile ince çekebiliyor, çok incesinde. Bu sistemin altında da 40 mm konik çelik bıçaklar bulunuyor. Oldukça da kaliteli. Makineyi aldığınızda da videonun genelinde de yakın çekimlerde bunu göreceksiniz. Eğer bu aparatları takarsanız sistem daha da farklı bir hale geliyor. Bence artık konuşmayı keselim ve ürünü kullanmaya başlayalım. Hadi bakalım. Makineyi fişe taktık. Ekranda gördüğünüz gibi ayarlar geldi. Şu an filtre kahve V60 veya gramajı yüksek kahve çekme modunda diyebilirim. Yani portafiltre uygun değil. Kaşımıza takalım, ısınsın, kullanacağız. Şu anda ön tarafta gördüğünüz gibi 1 diye bir sayı var. Buradan bastığınızda bunun zamanlamasını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gittiğinizde de bu sayı artıyor. Burada şöyle çalışıyor bu sistem.
bir bas saniye bile diyorsunuz. Yani 1'e geldiğinizde ve şuna bastığınızda, daha doğrusu basılı tuttuğunuzda karşınıza bir saniye gelecek. Şu an 3 saniye ayarlı bu. 1 modundayken tuşa bastığınızda 3 saniye öğütme yapacak. 2'ye geldiğinizde 6 saniye yapacak. Ve bu çarpan olarak sürekli devam edecek. Bu çarpanı kullanarak, yani 3'e aldığınızda 3 çarpı 3 saniye gibi 9 saniye öğütüm alabiliyorsunuz. Bu saniyede minimum 3 saniye yapabiliyorsunuz. Arttırdığınızda kaça kadar çıkıyor bakalım. 5 saniye kadar çıkıyor. 12 mod var. Yani 60 saniye hiç durmadan kahve çekmek için makineyi çalıştırabiliyorsunuz. Biz bu şekilde kaydedelim. Bastım ve kaydoldu. Şu tuşa bastığımda 5 saniye kaydetmiş sanırım. 5 saniye boyunca çekim yapacak. Bu şekilde çekim yapabiliyorsunuz. Ön tarafını şu hazneyi koyduğunuzda bastığınız kahveyi içine öğütüyor. Ve oldukça güzel bir öğütüm size verecek. Gelelim espresso tarafına. Böyle aparatlar getirmişler. Aparatın üzerine bir şey dikkatimi çekti. Şurada bir switch var. Normalde bu tip aparatları verenler var ama burada böyle bir switch genelde bulunmuyor. Muhtemelen tahmin ediyorum ki portafiltreyi taktığımızda switch devreye girecek ve kahve öğütmeye başlayacak. Dediğim gibi 53 milimetreymiş, üstünde yazıyormuş. Bizim makinemiz 58 milim uygun. O yüzden 58 milimlik aparatı takıyorum. Ve ekran tamamen değişti gördüğünüz gibi. Şurada kaşık moduna geçti ve 8 saniye öğütüm yapacak şekilde kendini otomatik açtı. Bunu tartı kullanarak 8 saniyede ne kadar öğütüyorsa sizin kalınlık ayarınıza göre, çekirdek büyüklüğünüze göre bu değişecek ve şey yapacak. Şu alt tarafı bununla beraber kullanmıyorsunuz. Bu çıkıyor. Onu eklemeyi unuttum. Bunu çıkartabiliyorsunuz. Aynı zamanda temizlik içinde dökülen şeyleri çıkartıp temizleyip kullanabilirsiniz. Önce kalınlık incelik ayarımızı yapalım. Çözüklerimizi de kullanalım. Kaşığımızın darasını alıp başlayalım. Bakalım neler oluyor. Kaşığımı koydum. Önce bir ayarını göz kararı bir yapayım. Kapak hazır. Çekirdeği boşaltıyorum. Şimdi 8 saniye olarak ayarladım. Kaşığımı buraya yerleştiriyorum. Şu an çekmeye başladı. Kalınlık fena değil gibi. Tartıyoruz. 15 gram. Bana birkaç gram daha lazım. Yani sepete biraz az geliyor. Bu çift porsiyonlu sepet. 18-19 gram arası kullanacağım. Şimdi bunu takıyorum ve durduracağım. Bakalım birkaç saniye alıp durdurabiliyor muyuz? Zaten çekirdek de bitti. 17.8. İçine yanlışlıkla tek seferde 18 gram çekirdek atmayı başarmışım galiba. O zaman şöyle, şimdi içinde kaldı tabii. Vay. Ben biraz tokatladım ama. Yani 17.8'di. Ben şu an pompayı kullandım. Bakalım kaça çıktı. 21.3'e çıktı. Yani bu olmasaydı İçeride yaklaşık 2,5 gram daha kahve kalacaktı. Belki hala daha vardır, hiç yok. Mükemmel ya, yani çok iyi düşünülmüş bir şey. Bayıldım. Bunun fazlasını atacağım, siz görmeyin burayı. Evet, şu an 19 gram kahve var. Ben bunu hemen yüzüğünü takıyorum. Aslında yüzüğü başta takmak gerekiyordu. Ama yine de iş görecektir. Nerede benim VDT'm? Burada. Hemen topaklanma için bunu kullanıyorum. Gerçi şu an hiç topak yok arkadaşlar. Kahvemiz taze, çekirdekler iyi. Makine de güzel öğüttü. Şöyle bir toparlayalım. Önce bir düzleştirelim. Bu işlem de tamam. Temizledik. Güzel bir templeme yaptık. Hadi bakalım nasıl oluyor. Değerli reji, espresso bardağı rica ediyorum. Evet, her şeyi hazırladık. Şimdi bir espresso shot alacağız. Bakalım yapabilmiş miyiz? Önce bir flash yapalım. Ve demlememize başlayalım. Bir tık hızlı geliyor. Zaten basınç göstergesinden de belli. Kahvemiz birazcık kalın olmuş. Hemen inceltiyoruz. İki klik incelttim. Ama bu sefer bir şey deneyeceğim. Gerçi kalın olmuş şeyine bakmayın. Oldukça güzel bir espresso da verdi. Tam 18 gram koyup deneyeceğim. Bakalım bunu nasıl tartalım? Şununla yapalım. Tam 18.1 gram kahve koyduk. Bakalım tam 18.1'i geri alabilecek miyiz? Kaşığımın yüzükle beraber bir darasını alacağım. Evet, kaşığın da darasını aldık. Şunu 10 saniyeye yakın yapalım. Biraz ince yaptık. Bakalım tam 18.1 gram alabiliyor muyuz? Thank you.
Ben biraz fazla yaptım tabii bunu. Evet, kaşığımı alıyorum. Heyecanlı bekliyor. Dın dın dın. Tam 18 gram. Yani 0,1'lik bir kayıp var. Bu hata da olabilir, sapma payı da olabilir. Şu da olabilir. Bakalım bir çekirdek kalmışım bir yerde. Yok. Evet, tam 18 gram arkadaşlar. Yani ne verdiysek içinde. Hatta arada evet 18,1 oldu. Tam 18,1 gram şu anda. Yani içinde kaç gram kahve koyduysam şu etrafındaki şu plastik aparat sayesinde koyduğumuz kahveyi gramı gramına geri aldık. Şu an testi zaten geçti. Artık bundan sonrası teferruat olacak. Hemen VDT'mizde bir karıştırıyoruz. Düzleştirelim. Evet, kahvemiz hazır. Hemen bir flash yapalım. Evet, bu sefer akış tamamıyla doğru. 9-10 bar civarında kahve veriyor. Manuel demlemedeydik. Durdurduk. Çok güzel. Gerçekten. Evet, şahane bir espresso verdi. Tartı da 3 aşağı 5 yukarı doğru yaptığımızı gösteriyor. Şu an kıvamı gerçekten çok iyi. Espresso olarak çekimimizi tamamladık. Şimdi makinenin diğer özelliklerine geçelim. Filtre kahveden espressoya kadar kalınlık ayarı yapabildiğimizi söyleyelim. Bunu da şimdi yapacağız ve size yakın çekimde aradaki farklılıklarının hepsini göstereceğiz. Bakalım ürün neler yapıyor, siz de bir gözünüze görün. Bu kalınlık incelik ayarı neler değiştiriyor. Hadi hep beraber görelim şimdi. Hemen bunun üzerine de çektiğimiz kahveleri göstereceğiz. En incesi hazır. Yaklaşık bu espresso kalınlığında şu anda. Bunu birazcık mocha pot'a doğru alıyorum. Ve 3 saniye çekiyorum. Bakın çekim kalınlığı arttığı için daha fazla kahve çekmeye başladı. Gramaj olarak daha da artmaya başladı. Şimdi sifon bölümünü aldım. Hep 3 saniye çekeceğim ki artmayı da görelim beraber. Şu an. Ve 60 sifon o civarlarda. Filtreyi alıyoruz. Çekirdeğin bitiyor. Pour over diye bir ayar var. Ve en son en kalını alıyorum. Bu da French press yazıyor ama en kalını aldığınızda evet French press belki evde yapmak üzere bir cold brew yapabilirsiniz. Şimdi üzerinde 6 farklı kalınlık incelik ayarı var. Daha doğrusu 6 farklı demleme metoduna yönelik üzerine incelik kalınlık ayarını yazmışlar. Ancak siz bu farklılıkları yani arada bulacağınız derecelerle farklı demleme seçeneklerini yapabilirsiniz. Toplamda 51 kliklik bir aralığa sahip bu makine. Yani o 51 klik arasında incelik ve kalınlığı ayarlayabiliyorsunuz. Şu en ince çektiğim kahve yaklaşık ya Türk kahvesine bir kala gibi bir şey böyle bayağı ince çekiyor. Bu tarafta oldukça parçalı, kalın. Yani French press de çok rahat demlenir. Belki çok ince bir filtreyle cold brew de yapabilirsiniz bunda. Türk kahvesini çıkarsanız bütün ürünleri demleyebiliyorsunuz. Yani burada V60, Chemex, Sifon, Mocha Pot vesaire hepsini yapabileceğiniz aralığa sahip. Ben beğendim. Evet, Vosco'nun ev tipi barista değirmeni beraber değerlendirdik. Ben oldukça başarılı buldum. Değirmen gerçekten güzel üretiyor. 40 milim çaplı dişliler çok iyi çalışıyor. Temizlemesi çok kolay, ayarları çok basit. Dediğim gibi şöyle çok basit bir şekilde espresso'dan toplayan filtre kahve gibi V60 demlemek isteyenler için de hemen ayar değişikliği yapıyor. Saniye bazlı ve en çok sevdiğim şey böyle yüzük gibi aparatların gönderiyor olmaları ve şu plastik aparat. Yani içine koyduğunuz kahveyi gramı gramına bana geri verdi. 18,1 gram koydum. 18,1 gram olarak da ön taraftan aldım. Yani içinde neredeyse hiç kahve kalmamıştır. Farklı bir kahve deneyeceksiniz. Hemen sökmek zaten çok kısa sürüyor. İçine çıkan fırçasıyla veya dilerseniz daha bir fırça da alabilirsiniz. Hemen hızlıca temizleyip işleme devam edebilirsiniz.
Ben çok beğendim makineyi. Biz bu makineyi sahada profesyonellere tavsiye ediyoruz. Orada da şu şekilde kullanılıyor. Gittiği yerlerde kahvesini tanıtmak isteyen, kahvesini göstermek isteyen firmalar bunun taşıması kolay olduğu için bu tip ürünleri temin etmeye başladılar. Biz de bu konularda destek ve danışmanlık veriyoruz. Gittikleri yerde değirmenleri içini tamamen boşaltıp yeni kahve koyamayacakları için kendi kahvelerini bu değirmenlerde deneyip çok rahat tattırabiliyorlar müşterilerine. Bunu profesyonel olarak da alıp kullanabilirseniz sahada oldukça rahat iş görecektir. Fiyat performans olarak ve ağırlıkla taşıma açısından da inanılmaz iyi. Çok hafif zaten ürün. Çok rahat kaldırabiliyorum bu şekilde. Kısaca anlatacaklarım bu kadar. Bugün Vosco'nun ev tipi barista değirmeniyle beraberdik. Yılbaşı konseptinde hem de kutu açma videosunu birleştirdik. Bu yıl kendi evinizde çok güzel bir değirmen sahibi olabilirsiniz. Bir sonraki kutu açılış videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.